Saygıdeğer Akit TV izleyicileri, hepinizi en kalbi muhabbetlerimizle, saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bir Hak Yolu programıyla daha karşınızdayız. Efendim, programımızda her zaman olduğu gibi İstanbul Emekli İl Müftü Yardımcımız Sayın Yusuf Kavaklı Hocamız programımıza iştirak ediyorlar. Yapacakları sohbet ve sizlerden gelecek olan suallere verecekleri cevaplarla programımızı aydınlatıyorlar inşallah. Ben hocamı selamlamak istiyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Hikmet Muhterem Bey? Hocam iyisiniz inşallah. Abi hamdolsun Mevla'ya, bugüne şükür abi. İyiyiz. Elhamdülillah. Can sıkıcı şeylere rağmen evet. İyi diyelim artık yani. İyi şehitlerimiz diyelim. Var. Tabii şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Evet. Yani... Neyse, saygıdeğer seyircilerimize hayırlı akşamlar niyaz ediyorum. Mübarek Cuma günü, duaların makbul olduğu gündür. Her ne kadar Cuma bitmişse de evet. Mevla dualarımızı makbul eylesin. Kabul devletimize eylesin. Zeval vermesin. Amin. Milletimize zeval vermesin. Ve küfür milletine Mevla fırsat vermesin. Amin. Hepsi birden üzerimize çullanmak istiyorlar Hikmet Bey. Evet. Ama eskilerin güzel bir sözü var. Zulüm ne kadar çok olursa o kadar çabuk gider evet. diyorlar. Zulüm çok üzerimize geldi ama inşallah çabuk gidecek. Yine bir Arap atasözünü hatırladım evet. hocam. Nubahul kilab la yadurru sahab diye veya la tadurru sahab, yani köpeklerin havlaması bulutlara zarar vermez. İt ürür kervan yürür demiş atalarımız. Evet. İnşallah biz bu şeyi atlatırız Allah'ın izniyle. Çünkü mesele, inanıyoruz, güveniyoruz. Bitti. Ve entümül alemde inküntüm müminin. Eğer inanıyorsanız en üstün sizsiniz buyuruyor Allah-u Teala. Bütün mesele içteki İmandır. Birliğin. İmandır. İman ve içteki birliğin sağlam tutulması. İçteki birliğin sağlam tutulması. Evet. Yani politik mülahazalarla, şununla bununla birbirimize düşme yerine bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu evet. bütün dünya görmeli. Görüyor da zaten. Evet. Hani o girmeden tefrika bir millete emin ol düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez diyor. Akif. Zulmün topu var, güllesi var, kalası varsa hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır. Evet. Göz yumma güneşten, ne kadar nuru kararsa sönmez ebedi, her gecenin bir gündüzü vardır. Evet. Sönmeyecek Allah'ın izniyle ama bizi sıkıştıracaklar. Sıkıştırdıkça da biz evet. alevleneceğiz. Evet. Alevleneceğiz. Onun için milletimiz uyanık olmalı. Evet. Ve milletimiz 200 sene evvelinde oynanan oyunların şimdi oynandığını düşünmeli. Aynı oyun ne? Tekrar ediyor. Tabii canım, aynı onu bir şey tekrar yok. Ediyor. Evet. Şimdi azizim, senin 900 kilometre sınırın var. Evet. Sınırın var. Senin orada oralarda olmanı hoşlanmıyor adamlar. Ta 10 bin 15 bin kilometre uzaktan gelip oralarda hükümran olmak istiyorlar. Hikmet Bey, canım sıkılıyor, üzülüyorum. Neye biliyor musun? Ha, bu oralarda da olsun manasına değil. Niye Paris'te yok da bizde var? Bu şehitler niye Paris'te yok da bizde? Niye Berlin'de yok da bizde var? Niye Washington'da yok da bizde var kardeşim? Niye Lizbon'da yok da bizde var? Bütün Hristiyan alemi, bütün Yahudi alemi başımıza çöküp evet. elimizde mevcut olanı almak istiyorlar azizim. Bütün mesele bu ya. Yani orada da olmasın elbette ama. Onlar da istemiyoruz evet. zaten. Nihayet yani masum insanlar. Ne evet. Amen ne yapacak? Ama niye buralarda yok da hep burada? Niçin hep orada bizim masum tabii. Kardeşlerimiz, kardeşlerimiz. Din kardeşlerimiz evet, ya göz yaşı hiç durmuyor kardeşim ya. Çoluk çocuk demeden maalesef. Yani Allah boşuna lanetlememiş bu milleti Hikmet Bey. Evet. Boşuna lanetlememiş. Onun için saygıdeğer seyircilerimiz, şucu bucu, şurası burası değil. Bunu bir kenara bırakıp. Bunu bir kenara bırakıp birliğimizi, bilmiş. Beraberliğimizi. Hani وَاَتَسِمُوا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet geldiğinde وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا. Üç defa tekrar etmiş Hikmet Bey ya. Evet. Üç, sakın ayrılıp parçalanmayın. Sakın ayrılıp parçalanmayın. Allah'ın ipine sımsıkı. Sımsıkı sarılın diyor. Sarılın. O ip nedir?
nedir azizim? O ip Kur'an'dır, o ip sünnettir azizim. Evet. O ip icmadır kardeşim. İslam'dır. İslam'dır o ip. Öyleyse o ipe sarıldığımız için zaten bu düşmanlıklar Hikmet Bey. Evet. Yani biz Müslüman olmasa idik zaten bu kadar üzerimize gelmezlerdi. Ha niye öbürlerinin üzerine değil de bizim üzerimize? Öbürlerinden bir köy, bir kasaba olmayacağını dünya biliyor be Hikmet Bey. Evet. Dünya biliyor. Dünya bildiği için de biz uyanırsak. Yani bütün dertlerin lokomotif hocam. Tabii canım lokomotifle uğraşıyorlar. Tabii yani, ki biz şimdi evet. Azizim yani. Bu tren yürümesin, bu tabii, Katar yürümesin. Ben hep söylüyorum kardeşim şu tesbih mi? Evet. Bunu ayakta tutan şu imamedir. Doğru. Bu imameyi ortadan kaldırdığınız zaman bu 33'lünün hiçbirisini bir arada göremezsiniz. Osmanlı imameydi Orta Doğu'da Hikmet Bey. Evet. Dünyada imameydi, dünyada. Ya. Ama gallem ettiler. Bizim dallarımızı budadılar. Evet. Bak şimdi bugün emri bil maruf nehyi anil münker. Ya. Dünkü ihtiyarlar şöyle baktıklarında tanısın tanımasın. Gençler kendilerine çeki düzen verirlerdi Hikmet Bey. Ya. Bir bakış yeterdi. Bir bakış yeterdi. Ama bugün öyle mi? Ha, hürriyet adı altında neslimizi elimizden aldılar. Şimdi şu cep telefonlarıyla neslimizi elimizden ikinci defa alıyorlar Hikmet Bey. Evet. İkinci defa. Bak okuma bitti, araştırma bitti. Bak okuma bitti, araştırma bitti. Herkesin elinde bir cep telefonu, efendim onunla meşgul oluyor. İnternet denilen bir nimet var ama bu nimet bela olmaya başladı. Bir faydası oldu. Otobüslerde, toplu taşıma araçlarında eskisi gibi kavga, gürültü yok. Olmuyor. Tabii. Herkes bir köşeye çekilip onun içine dalıyor. Ama kavga, gürültü yok ama ihtiyarlara bakan da yok. Bir de işin evet. O tarafı var yani. İhtiyarlara bakan da yok. Evet buyur. Evet hocam, şehitlerimize Cenab-ı Hak Allah rahmet diliyoruz. Mekanları cennet ateş olsun. Ateş düştüğü yeri yapıyor. Ya, yakınlarına sabrı kabul ediyoruz kardeşim ya. Ama bayrakları bayrak yapan üstündeki evet. Kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Evet. Bu yavrularımız bu bayrağın yere düşmemesi için gayret gösterdiler. Sınırda nöbet tutuyorlardı. İki gözü cehennem ateşi yakmayacaktır buyuruyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan birisi Allah aşkından, Allah korkusundan, Allah sevgisinden dolayı gözyaşı dökmüşse kişi o gözü cehennem ateşi yakmayacak diyor evet. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisi ise vatanı bekleyen bizim kendi tabirimizle söyleyelim Hikmet Bey ya, vatanı bekleyen Mehmetçiğin gözünü de efendim cehennem ateşi yakmayacaktır inşallah. Evet, inşallah. Ama haini en çok bol olan memleket neresi dersen Hikmet Bey, haini en çok bol olan memleket bizim memleketimiz. Aydını en çok kendi memleketine ihanet eden hangi memlekettir dersen Türkiye Cumhuriyeti Devleti kardeşim. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Adamlar geçirmişler ellerine gazeteleri, geçirmişler köşeleri, geçirmişler bir kısım gayri meşru efendim sermaye ile kurulan televizyonları ver yansın ediyorlar. Evet. Ver yan. Ve buralar bizim insanımıza ister istemez tesir ediyor. Evet. Ve insanlarımızı kuru bir particiliğe alıştırdılar Hikmet Bey. Evet. Kuru bir particiliğe alıştırdılar. Ya. Doğru neyse odur demiyor vatandaş. O parti adı altında vatan hainliği de yapıyor. Her türlü şeyi meşru görüyor. Her türlü şeyi yapıyor kardeşim evet, ya. Maalesef. Her türlü şeyi. Evet. Yani Diyarbakır'da cami kurşunlayan adama Diyarbakırlı oy verir mi ya? Verir mi? Oy verirse ben o Kürt kardeşime hangi gözle bakarım ya? Söylesene bana hangi gözle Allah aşkına ya? Ki Diyarbakır evliyalar şehridir yahu. Kürt kardeşlerimiz mütedeyyindir hocam. Tabii mütedeyyin. Dindar insanlar bunlar ama. Dinine sadıktır. Ama gecenin yarısında gelir bu dindarı tehdit edersen Hikmet Bey. Evet. Sahipsiz kalırsa bu dindar iffetini, namusunu, ırzını koruma babında mecbur kalırsa ki birçoğu öyle maalesef. Ama hamdolsun bugünlere Hikmet. Elhamdülillah. Hamdolsun bugünlere. Elhamdülillah. Hamdolsun evet. Evet hocam bugünkü konumuz. Şimdi Aziz abi bugün. Emri bil maruf nehyi anil münker. Emri bil maruf nehyi anil münker. Bir çerçevesini çizelim.
ehemmiyetini anlatalım. Tabii. İnşallah. Yani emri bil maruf, nehyi anil münker. Saygıdeğer seyircilerimizin bir kısmı nedir bu diyecekler. Evet. Nedir? Ha, emri bil maruf, maruf iyilik demek. Evet. Ha, iyi olan şeyleri yapmak, yaptırmak, tavsiye etmek, kötü olan şeylerden de kaçınmak ve kaçındırmak. Evet. Görevimiz bir. Bu görevi Allah yüklemiş Hikmet Bey. Evet. Allah bize bu küntüm hayra ümmetin uhricet linnas te'murune bil maruf ve tenhevne anil münker diyor Allah. Siz ümmetler içerisinden, milletler içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. En hayırlı milletsiniz. Çünkü siz İyiliği emreder, kötülükten uzaklaştırırsınız. Evet. Bak sevgili kardeşim, iyiliği emretmiyorsan, kötülükten de uzaklaştırmıyor isen bu vasıflar senin vasfın değil. Onun için de Müslümanlar dikkatli olmalı. Allah bir görev vermiş Hikmet Bey. Evet. Allah'ın verdiği bu görevi layıkıyla yerine getirmenin Müslüman gayreti içerisinde olmalı. Tabii hepimiz sorumluluk sahibi. Tabii hep önce Allah'u Teala. Şimdi evet. Yani azizim, bana değmeyen yılan bin yaşasın efendim zehirini bu milletin gönlüne, kalbine akıtan adamlar boşuna akıtmamışlar Hikmet Bey. Bana değmesin. Yahu sana değmesin de senin Müslüman kardeşine değiyor kardeşim. Evet. Müslüman kardeşine, insana değiyor bu, insana. Sen de Müslümansın. Sen ki Allah'a inanan kimsesin. Sen ki Hazreti Muhammed'e gönülden bağlı kimsesin sallallahu aleyhi ve selleme. Sen Allah'a inanan, peygambere bağlanan bir kimse olarak efendim uzak duramazsın ki arkadaş ya. Evet. Sessiz kalamazsın ki ya. Bana ne diyemezsin ki? Bana değmeyen yılan bin yaşasın diyemezsin. Deme hakkın yok. Allah diyor ki ben sizi ümmetler içerisinden çıkardım, en hayırlı ümmet yaptım diyor Allah. En hayırlı ümmet olmamızın sebebi nedir abi? En hayırlı ümmet olmamızın sebebi Allah'ın emrettiklerini yapmak, yasak ettiklerinden kaçınmak Hikmet Bey. Evet. Bu kadar net, bu kadar açık. Ha bunları yaparsanız diyor Allah, halis, muhlis, Müslümansınız, müminsiniz, muvahhidsiniz. Evet. Ama bunları yapmıyorsanız, bu tarakta beziniz yoksa, o yönde bulunmuyorsanız, o istikamette değilseniz, bu tip insanların yanında durmuyor iseniz, hakkı doğruyu telkin edenlerin yanında durmuyorsanız kardeşim, o zaman kendinize kapı arayın diyor Allah. Evet. Açık ve net kapı arayın. Onun için de saygıdeğer seyircilerimiz şunu unutmamalı Hikmet Bey. Evet hocam. Zaman ahir zaman oldu, güler misin, ağlar mısın? Kulun hali yaman oldu, güler misin, ağlar mısın? Hayat bizden hayli uzak, hayal oldu yüce ahlak. Değil mi? Evet. Hayal oldu yüce ahlak. Ayaklar baş, başlar ayak, güler misin, ağlar mısın? Büyük küçük baba evlat, karı koca gelin damat, çağ dışıdır bugün heyhat, güler misin, ağlar mısın? Bereket yok aşımızda, şeytan döner başımızda, hile çoktur işimizde, bak hile çoktur işimizde, güler misin, ağlar mısın? Aldatanlar övünürler, aldananlar dövünürler. Hayasızlar sevinirler, bak hayasızlar sevinirler, güler misin, ağlar mısın? Müslümanlar hizip hizip, koparılmış ilahi ip, kemalisen garip garip, güler misin, ağlar mısın diyor. Kim bu biliyor musun? Kemalettin Şen Ocak ağabeyimiz. Evet. Bu 1960'larda İslam diye bir dergi çıkardı. Muhtevası çok genişti. 2,5 liraya satılırdı. Ve biz ayı iple çekerdik ki bu dergiyi alalım da okuyalım diye Hikmet Bey. Alalım da okuyalım diye. Onun için dünya bir garip oldu kardeşim. Müslümanlar da bir garip oldu. Evet. Müslümanlar da. Maalesef. Ya arkadaş, gözünün önünde bu zulüm işleniyor. Niye buna sessiz kalıyorsun? Abi olmaz. Olmaz işte. Allah bunu böyle istemiyor.
Allah bunu böyle istemiyor. Ve laf sırası gelince cihat, cihat, cihat. Cihat nedir ya Allah aşkına? Cihat Allah yolunda savaş değil mi? Savaşmak illa tabancayla, tüfekle savaşmak mı? Bıçakla, kamayla savaşmak mı? Kılıçla savaşmak mı kardeşim? Öyleyse cihat nedir? Cihat küfürden uzak durmak abi. Evet. Tek kelimeyle küfürden uzak durmak. Evet. Hani, yani İslam'ın yolunu açmak. Yani İslam'ın yolunu şimdi, tıkayan şeyleri efendim metotlarını belirleyerek açmanın adıdır cihat. Biz biraz evvel Nuri Bey'i ziyaret ettik ya. Evet. Orada çok güzel bir misal verdi Nuri Bey. Ben de hatta dedim abi ben bunu kullanırım. Evet. Hani hacamca gitmiş bankaya. Kızım bir 6 aylık faiz hesabımızı yap. Bir de 1 senelik faiz hesabımızı yap demiş. Kız başlamış 6 aylık 1 senelik faiz hesabını yapmaya. O arada bir su gelmiş. Su mu çay mı gelmiş. Evet. Kızcağız da sol eliyle almış. Onu içeceği zaman hacamca kıyameti koparmış. Allah zinar olmaz. Ne oldu demiş hacamca hayırdır ya. Kızın sol elle su mu içilir filan. Hacamca sağ elimle senin faizleri hesap ediyorum. Dolu olduğu için mecburen sol elle içiyor. Evet. Yani bu şu, hale geldik. Yani şu hassasiyet, bu hassasiyet güzel bir şey. Evet. Amenna ve saddakna. Doğru. Ama ya berideki hassasiyet? Yeah. Ya be şimdi anlatırsın şeriatın kestiği parmak acımaz der, bir kenara çekilir, faizmiş, devlet veriyor kardeşim diyor devlet. Umumhaneyi de devlet açıyor. Yani devlet açtı diye meşru mudur? Faizi devlet veriyor diye meşru mudur? Kur'an ne diyor? Onlar şeytan çarpmış gibi kalkacaklar diyor. Faiz yiyen. Faiz yiyenler evet. Kıyamet gününde şeytan çarpmış gibi kalkacaklar. Ya o Allah'a faiz ve Resulüne değil mi? Harp, açmış harp açmışlar. Yani o faiz değil mi bu milleti mahveden Hikmet Bey? Ya. Perişan eden. Faiz fakirden zengine doğru akan bir ırmak Hikmet Bey. Evet. Sen, ben, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma 3 kuruşunu 5 kuruşunu götürüyor bankaya yatırıyor. Nereye gidiyor o? Oradan zengine akıyor. Evet. Değil mi? Fakir de uğraşsın. Uğraşsın tabii. Ha. Daha da ama zekat ise evet. Efendim zekat ise zenginden fakire doğru akan bir ırmak. Evet. Onun için zenginlerimizin sayısını çoğaltmak. Ama harama helala, günaha sevaba dikkat eden olma mecburiyeti var Hikmet Bey. Evet. Bu harama helala, günaha sevaba dikkat edilmediği için sıkıntı çektik. Geçen Sayın Cumhurbaşkanı davet etmiş işte biliyorsun 29 Ekim resepsiyonuna. Evet. Pek çok kişiyi davet etmiş. Hiçbirine sevinmedim Hikmet Bey. Bir kişiye sevindim. Bursa'da bir minibüs şoförü hamile olan hanımına bir bahçenin kenarından geçerken o bahçeden meyve koparmış. Ve o kopardığı meyvenin de fiyatını mendiline bağlamış, onu da ağacın dalına asmış Hikmet Bey. Evet. Bir bak şimdi ecdadın yaptığı, evet. Bak ecdadın yaptığı şey ecdadın torunları tarafından yapılır hale gelmiş. İşte bunun sayısının çoğalması lazım. Evet. Hikmet Bey, sayısının çoğalması yani lazım. Yani helal lokma çok önemli. Tabii. Zaten evet. Bizi sıkıntıya sokan o Hikmet Bey. Doğru. İki yakamızın bir araya gelmeyişinin sebebi o. Evet. Çocuklarımızın bizi dinlemeyişinin sebeplerinin başında o geliyor. Dualarımızın kabul olmayışı. Olmamasının başında bu geliyor sevgili Efendimiz kardeşim. Efendimiz buyuruyor ya hocam, kişi elini kaldırır ya Rab, ya Rab diye dua eder. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Bunun duası nereden kabul nereden olsun? Nereden kabul olsun diyor. Buyuruyor efendim. Ben nitekim öyle değil mi öyle. Sevgili abi ya? Gözümü sevdiğim abi ya. Onun için haram helal ver Allah'ım. Aciz kulun yer Allah'ım felsefesi bu milleti mahvetti Hikmet Bey. Bu milleti mahvetti. Benim peygamberim benim örneğim mi abi? Evet. Benim önderim mi abi? Benim peygamberim bir lokma haram yemiş mi abi? Hayır. Ben bir lokma haram yeme hakkına sahip değilim abi. Benim peygamberim bir Müslümanın, bir insanın gönlünü kırmış mı ağabey? Kırmam. Öyleyse ben de kırma hakkına sahip evet. değilim. Aile en mukaddes müessese değil mi? Evet. Temeli nereye dayanıyor abi? Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya dayanıyor. Evet. İlk aile o değil mi ağabey? Doğru. Hazreti Adem ve Hazreti Havva. Daha sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice validemiz. Evet. Değil mi? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşında,
Hazreti Ayşe Hatice validemiz 40 yaşında. 40 yaşında Resul-i Ekrem Hazreti Hatice ile evli olduğu müddet içinde, o vefat etmeden hiç kimse ile evlenmemiş Hikmet Bey. Evet. Ve o vefat ettikten sonra da her münasebet düştükçe, yeri geldikçe hep onu hatırlarmış. Onu hatırlarmış. Şimdi ailelerimizin bir kısmı böyle mi Hikmet Bey? Bir kısım televizyon kanallarında, telefonlardan vakıf oluyoruz ki aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım Hikmet Bey, bunlar gerçekten bu milletin fertleri midir? Bu milletin içinde mi yetişmiş bunlar gerçekten? Hayret ediyorsun vesselam. Hayır. Sanki başka bir gezegenden gelmişler. Tabii. Başka bir gezegenden gelmiş sanki. Veya onlar da bizi mi öyle görüyorlar? Bunlar da başka bir gezegenden gelmişler diye. Tabii. O hale geldik. Yani hocam. o da olabilir. Evet. Şimdi, hocam şimdi emri bil maruf nehy anil münkerin hükmü nedir? Efendim ayetlerde emredildiğine göre emri bil maruf nehy anil münker farzdır. Emri bil maruf nehy anil, yani Allah'ın emrettiğini yapmak ve yaptırmak, evet, yasak ettiğinden de kaçınmak ve kaçındırmak her Müslümanın üzerine farzdır Hikmet Bey. Evet. Bu farzı Müslüman yerine getiriyor ise, evet, dünyası ve ahireti mamurdur. Bu farzı yerine getirmiyor ise dünyası da perişandır, ahireti de perişandır Hikmet Bey. Tabii bunu herkes yapamaz hocam. Dolayısıyla ama bunu işte bak, tabii, yapacak olan... Bir hadis yok mu hayatım? Evet. Men ra'a minkum münkeren fel yugayyirhu biyedihi. Evet. Eliyle düzeltecek diyor. Yani kime ait bunlar bir abi? Kimse kötü bir şey gördüğünde zaman, evet, bunu eliyle düzeltsin diyor. Bu kime ait abi? Bu devlet yetkililerine. Evet. Değil mi? Devlet yetkililerine. Ha, sıradan vatandaşın yapacağı iş değil. Fel yugayyirhu biyedihi. Fe in lem yesledi fe bi lisani. Değil mi? Diliyle. Ha, lisanla ikaz kime ait abi? O da sana bana, senin benim gibi olanlara ait. Evet. Sana bana, senin benim gibi olanlara ait ve senin benim gibi olanların yanında da ağzı laf yapanlara, aklı izanı çalışanlara ait, değil mi kardeşim? Evet. He. Bilgisi olan, bilgisi olan, görgüsü olan, bu konuda kendini yetiştirmiş. Bitti. Evet. Yani şeyin başında da söyledik ya, sohbetin başında. Eskiden, eski dediğimiz 40-50 sene evveli söylüyoruz Hikmet Bey. 35 sene evveli söylüyoruz Hikmet Bey. Yaşlı amcalar gençlerin yaptıkları hatalı hareketlerden dolayı şöyle baktıklarında o gençler kendilerine çeki düzen verirlerdi Hikmet Bey. Doğru. Çeki düzen verirlerdi. Sevgili dostum, Maraş'ta sütçü imam, Maraş'ta sütçü imam, Fransızlar hanımların başındaki, hanımlarımızın başındaki örtüyü çekip aldı diye kıyamet koparmışlar abi. Kıyamet koparmışlar. Şimdi otobüs durağında bir dünya insanın içerisinde öpüşen senin kızım, benim kızım, senin torunun, benim torunum, Ahmet'in torunu, Ahmet'in kızı, Hasan'ın kızı, Ayşe'nin kızı, Fatma'nın kızı Hikmet Bey. Gavur değil ki bunlar. Bunlar gavur değil. Bunlar Müslüman. Yani çocuk. Ha. Evet. Öyleyse dejenere oldu nesil. Dejenere. Evet. Nesil dejenere olduğu için geleceğiniz nedir diye birisi sorsa kardeşim, şimdiki nesliniz neyse geleceğiniz de odur. Ha, ben ümit varım Hikmet Bey. Bu kadar ümit şeyde değilim. Ama ortada bir doğru var. O doğruda gençlerimiz heba oluyor. Heba oluyor. Evet. Ve laf dinlemiyor. Kalem elinde tuttuğuna göre bir şey var. Araya gideceğiz. Evet, peki. Saygıdeğer seyircilerimiz, kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra Hak Yolu programı kaldığı yerden devam edecek. Lütfen bir yere ayrılmayın. Saygıdeğer seyircilerimiz, Hak Yolu programı kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada bize ulaşabileceğiniz telefon numaramızı vermek istiyorum. 0212 alan koduyla 395 12 72 efendim bu telefonla bizle ulaşabilir. Sormak istediğiniz suallerinizi muhterem Yusuf Kavaklı hocamıza sorabilirsiniz. Programımızın bu bölümünden itibaren bitime kadar inşallah sorularınızı, telefonlarınızı bekliyoruz efendim.
Evet muhterem hocam, emri bil maruf nehyan münker. Evet, şimdi Hikmet Bey. Konusu çok önemli bir konu. Evet, ahzab evet. Önemli bir konu, farz olan bir konu. Evet. Herkesin buna eğilmesi gereken bir konu. Evet. Bana ne deyip geçmemesi gereken, bana değmeyen yılan bin yaşasın efendim sapsasına meyil vermeyen. Müslüman evet. Bunlara meyil vermez. Müslüman... İyi gör, çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet. Onun için gelmiş Hikmet Bey. İyi gördüğü şeyleri yapmış ve yaptırmış. Evet. Kötü gördüğü şeylerden de kendisi kaçınmış, ashabını da kaçındırmış. Tabii hocam, buradaki ince noktayı sevgili seyircilerimize hatırlatalım. Çünkü herkesin tahsili, efendim bilgisi, görgüsü, bilgisi buna yeterli değildir. Çünkü ayet-i kerimede de estağfirullah vel tekum minkum ümmetun yed'una ilel hayri ve ya'muruna bil ma'rufi ve enhevne anil münker. Evet. Sizin içinizden bir topluluk efendim olsun, o iyiliği emretsin, kötülükten de sakındırsın. İşte bu topluluk işte kim? İşte yani, bu topluluk işte ilim adamları. İlim adamları. Dolayısıyla yani toplumun üzerine aslında farz olan bu topluluğu yetiştirmesi efendim, bu topluluk ile o farz-farzı ayından farz-ı kifayeye dönmüş olacak. Şimdi Hikmet evet. Bey, ben Bayrampaşa'da 9 sene 17 gün imamlık yaptım. İmam Edip Okulu orta kısmı bitirmiştik, görev aldık. İslam Enstitüsü bitinceye kadar da bu görev devam evet. etti, 9 sene 17 gün. Ben orada 2 tane şey koymuştum, o cami şimdi yıkıldı. 2 tane kutu koydum. Biri şikayet kutusu, evet. şikayet kutusu, birisi de istek kutusu. Cemaate da izah ettim bazıda. Dedim ki bakın, bizim hatalarımız olabilir, sıkıntılarımız olabilir, yanlış yaptığımız şeyler de olabilir. Evet. Biz nihayet genciz. Bu anlattıklarım 1966-67'li yıllar. Bizim bu yaptığımız hataları hemen müftülüğe şikayet etme yerine 2 satır isimsiz yazar da şu kutuya atarsanız... Ben bu meslekte yürümek istiyorum, ileri gitmek istiyorum. Evet, çok. Hatalarımı düzeltirim dedim. 2. kutu ise ben bu kürsüden istediğim konuyu alırım, açarım, anlatırım, izah ederim. Efendim siz gelirsiniz, dinlersiniz, gidersiniz. Evet. Ama ben istiyorum ki bu kutuya ben hangi konuları anlatayım? Doğru. Bak, hangi konuları anlatayım ki size faydası olsun? Eğer bunları yazarsanız, ben o konulara temas ederim. Dolayısıyla da siz de istifade etmiş olursunuz. Evet. Mesela Ramazan'da Hikmet Bey özellikle her gün akşam vaaz ederdik. Ramazan'da vaaza çıkmadan önce ben o istek kutusunu açardım. Tomarla. Evet. Tomarla oradan soruları alırdım. Güzel. O vaziyette hiç elimi dokundurmadan kürsüye gelirdim. Kürsünün üzerine koyardım. Defterimi açıp notlarımı önüme açıncaya kadar da salluları söylerken de bunun içerisinden acil cevap vermem gerekenleri seçerdim. Evet. Acil. Ve her vaazın sonunda ezan Allahu Ekber dedi mi vaazı bırakırdım. Her vaazın sonunda 2 bazen 3 eğer evet. cumartesi pazarsa 5-6 soruya cevap verirdim. Evet. Eğer zor sorular sorulmuşsa kağıdı kaldırırdım, okurdum. Bak arkadaşlarımız bu soruyu yazmışlar ama ben bu sorunun üzerine çalışmadan size bir şey söyleyemem derdim. Zaten yani bildiğini söylersin. Hani Nasrettin Hoca'ya evet. mektubu götürmüşler de okuyamamış da utan demişler başındaki sarıktan filan. Demiş ki ya sarıkların kafana koyalım sen oku o zaman demiş ya. Ha şimdi evet. bir insan her şeyi bilemez ağabey. Doğru. Her şeyi bilemeyeceği için bilenden evet. bilgi alırsınız. Evet. Hocam bir seyircimiz hattaymış, ona bir alo diyelim. Salih Arabacı Düzce'den arıyor. Alo. Salih alo. Bey. Buyurunuz efendim. İyi akşamlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyi akşamlar. Hocama bir sorum vardı. Tabii buyurun alalım sualinizi. Özür sahibi cemaate katılmak için ezandan önce abdest alıp camiye gidebilir mi? Peki efendim, hocamıza soralım. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Düzce'ye selamlar. Evet. Şimdi hocam. Salih Bey tam da benim derdime şey oldu. Evet. Parmak bastı. Şimdi Hikmet Bey, Hamdi Döndüren Hoca, evet, delillerle İslam ilmi halinde, evet. Ömer Nasuhi Bilmen Hoca da İslam ilmi büyük halinde, İslam ilmi büyük halinde. İslam ilmi halinde, evet.
Cuma günüyle ilgili, bak Cuma günüyle ilgili yarım saat önceden abdest almak suretiyle camiye gider diyor. Özürlü, mazeretli. Sadece Cuma namazı. Cuma günleri için. Evet. Şimdi bir kısım yerlerdeki kayıtlarda da hani ezan Allahu Ekber deyince abdest alacak ya. Evet. Bir kısım kayıtlı yerlerde de şimdi büyük şehirlerde o oradan herkes aynı anda ezan okumadığı için karışıklığa meydan verilmesin diye kişi 3-5 dakika önceden de abdestini alıp camiye girebilir diyorlar. Camiye girebilir. Özürlülük bir hastalık Hikmet Bey, bir sıkıntı. Onun için saygıdeğer seyircilerimiz bayram namazlarında, evet, Cuma namazlarında, teravih namazlarında bu şartlara riayet edebilirler. Vakit namazlarında mümkün olduğu nispette ezanla birlikte abdest almaya gayret etmeliler. Evet. Ama buna güçleri yetmiyorsa, bu onların camiye gelmesine mani oluyor ise, cemaatten uzak kalmalarına mani oluyor ise, 3-5 dakika önceden de abdest alır diyen alimlere göre amel edebilirler Hikmet Bey. Evet. Evet. Devam edelim hocam. Şimdi sevgili kardeşim, Ahzab suresinin 45. ayeti. Ya eyyühen nebiyyü. İnna erselnake şahiden ve mübeşşiran ve nezira. Evet. Ey peygamber diyor Allah. Ey peygamber, biz seni hem bir şahit, evet, şahit hem de bir müjdeci, evet, ve uyarıcı olarak gönderdik. Evet. Ve ayet devam ediyor. Ve da'iyen ilallahi biiznihi ve siracen münira ve Allah'ın izniyle ona bir davetçi ve nurlar saçan bir kandil olarak gönderdik diyor. Resul-i Ekrem hem şahit ağabey, hem müjdeci, evet, hem ikazcı, uyarıcı. Uyarıcı. Yani bize şahitlik yapıyor. Neye? Dünyada hani Arafat Dağı'nda değil miydi? Evet. Efendim, meşhur hutbesini okudu. Hutbe bittikten sonra efendim... Elahel bellautu dedi. Tabii ha. Hutbe bittikten sonra ey insanlar, yarın Allah'ın huzuruna vardığınızda, evet, Allah'ın huzuruna vardığınızda efendim beni sizden soracak, ne dersiniz? Evet. Allah beni sizden soracak, ne dersiniz? Ashab-ı kiram, Allah'ın emir ve yasaklarını tebliğ ettin, peygamberlik görevini ifa ettin, bize tavsiyelerde bulundun, bize nasihat ettin ve biz senin bunları yaptığına şahitlik ederiz diyecekler deyince Resul-i Ekrem ellerini açtı. Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab dedi Hikmet Bey. Şuralarda yaptığımız bu bizim bu sohbetlerimizde de Mevla şahit olsun azizim. Amin. Başka bir düşüncemiz yok. Evet. Sırf Müslümanlara faydalı olalım. Evet. Öğrendiklerimizi nakledelim, anlatalım, aktaralım ve yanlışlar var ise onları düzeltelim düşüncesindeyiz. İşte sevgili seyircilerimize de Cenab-ı Hak şahit olsun. Tabii. Ki onlar böyle faydalı bir programı seyrediyorlar. Tabii, seyrediyorlar. Evet. Dolayısıyla da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle demiş. Biz de diyoruz ki azizim, biz de bunu Allah rızası için yapıyoruz. O kadar. Efendim, Nihat Erdoğan Bey Eskişehir'den arıyor. Alo. Alo. Nihat Bey, aleyküm selam, sizi beklettik, kusura bakmayın. Buyurun efendim. Buyurunuz, sizi dinliyoruz Nihat Bey. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Evet. Çarşıya ben çıkmıyordum. Müslümanlara benzemiyor çarşılarımız. Arkadaşlar da bu konuda bana istemediyorlar, gelmiyorsun diye. Niçin bunu gitmiyorsunuz efendim? Müslümanın bir çarşısı gibi görünmediği için gitmiyorum. Müslümanın? Çarşısı gibi görünmediği için, yani giyim tarzı için yani. He, yani onun için dışarıya mı çıkmıyorsunuz? Yani çarşıya gitmiyorum. He, çarşıya gitmiyorsunuz. İnsanların kıyafetinden dolayı hoşlanmıyorsunuz çıkmayı çarşıya, öyle aynen, mi? Evet, evet. Tamam, evet, buyurun. Bunun için ne yapmak lazım, nasıl bir eğitim vermek lazım ki? Evet. Gelecek neslimizi düzeltelim. Sabah namazına gidiyorsun. 10 tane yaşlı adam var. Evet. Genç bir nesil yok. Evet. Bunun için neler yapılabilir hocam? Peki efendim. Bu bilgi istiyoruz acaba. Hocamıza soralım. Hocam son bir soru daha. Tabii, buyurun, buyurun. İş yerinden çok tenkit aldık şimdi. Bayanlarla çalışıyoruz. Evet. Ben tokalaşmıyorum.
İşte siz benim kardeşimsiniz diyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum, tokalaşmıyorum. Evet. Yani herhangi bir şey yapmıyorum. Bu konuda da çok şey alıyorum, tepki alıyorum. Tepki alıyorsunuz. Peki efendim, hocamıza soralım. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Helal olsun efendim. Siz de helal edin. Eskişehir'e kucak dolusu selamlar. Allah'a emanet olun. İhmet Bey, bunları tek tek bana tekrar et. Ben anlamadım pek evet. şeyi. Evet. İnsanların kılık kıyafetinden rahatsız olduğum için çarşıya çıkmıyorum. Arkadaşlarım da beni yadırgıyorlar. Yani göz zinası olmasın diye düşünüyor sevgili yani seyirci. Yani Hikmet Bey, yaşadığımız çağda, evet. hele hele şehir hayatında yaşıyor isek, bir kısım ihtiyaçlarımızı temin etmek için mecburen sokağa çıkacağız. Tabii. Sokağa çıktığımızda da illa şimdi bakmadan bakmaya fark var Hikmet Bey. Güzel bir tabir var hocam. Evet. Yani mesela arabaları görüyoruz, arabaların da bir plakası var. Plakasının olduğunu fark ediyoruz ama plakayı okumayacağız. Şimdi tabii evet. Hazreti yani iş Kerim, plaka okundu mu hocam bu sefer sıkıntı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin beraberce terkisinle giderken evet. genç bir delikanlının Fadıl İbn Abbas radıyallahu anhüm amcasının oğlu bakıyor evet. oradan geçen hanımlara bakınca Resul-i Ekrem şöyle tutuyor yanağından, onu böyle çeviriyor değil yüzünü mi? Yüzünü çeviriyor. Çeviriyor. Ha. Şimdi biz bakmamaya gayret ederiz. İnnemel amalü bin niyat değil mi sevgili kardeşim? Evet. Ameller niyetlere göredir. Ben sokağa çıkarım. Sokaktaki işleri görürüm. Evet. Kendi işlerimi görürüm. İnsanları da görürüm Hikmet Bey. İnsanlardan uzak yaşayamam. Tabii. Onları da görürüm. Ve ben bunlara ne yapabilirim? Yani bunlara ne yapabilirim? Nasıl yanaşabilirim? Nasıl söyleyebilirim? Söylesem olur mu? Veya bununla ilgili bir cemaat, bir cemiyet, bir topluluk var mıdır? Evet. Yani şimdi mesela bize sordu bu aziz kardeşimiz. Bize sordu. Biz anlatıyoruz. Diyoruz ki kardeşim sokağa çıkarsınız. İhtiyaçlarınızı temin edersiniz. Ve mümkün olduğu nispetle de nefsinize gem vurursunuz ve bakmamaya gayret edersiniz. Evet. Ha, ya Hikmet Bey Allah aşkına sokakta yürüyorsunuz. İstanbul için söylüyorum. Mahmutpaşa'da yürüyorsunuz. Beyazıt'ta yürüyorsunuz. Eminönü'nde yürüyorsunuz. Ne işiniz var Mahmutpaşa'da hocam? Her tarafta işimiz var. Evet. Eyüp Sultan'da yürüyorsunuz azizim ya. Eyüp Sultan'da, Fatih'te yürüyorsunuz. Allah aşkına hep önünüze mi bakacaksınız? Hep bir yere mi bakacaksınız? Elbette kenara, elbette sağa sola. Ama bakmadan bakmaya fark var kardeşim. Onu da kendiniz ayarlayacaksınız. Bir de hocam el sıkma meselesini sordu seyircimiz. Yani mümkün dedi. Olduğu nispetle sıkmıyor ise kardeşim ona saygı duyarım ben Hikmet evet. Bey. Saygı duyarım. Doğru. Ha, saygı duyarım. Ha bu yadırganır. Yadırganır. Biz öyle bir toplum haline geldik ki dini hassasiyetlerin bir kısmı dejenere oldu. Kayboldu maalesef. Dejenere. Ha, şimdi hanım elini uzatmıyorsa senin mosturalık gibi elini uzatman doğru bir şey değil. Değil. Doğru bir şey değil. Ha, onun için de saygıdeğer seyircimizin ben bu duygularına saygı duyarım sadece. Evet. Ha, aleyhte konuşurlar. Konuşabilirler kardeşim ya. Konuşsunlar evet. ya. Bana bir şey oluyor mu konuştuklarında? Yok. Ha, ama benim yaptığım bu hareketten dolayı dinime, imanıma, inancıma efendim tasallut ediyorlar ise buna da fırsat vermemek lazım Hikmet Bey. Evet. Buna da fırsat vermemek lazım. Efendim evet. Mehmet Yılmaz Bey İstanbul'dan arıyor. Alo. Efendim. Buyurun Mehmet Bey. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, aleyküm saygılar selam efendim, iyi akşamlar, saygı bizden, buyurunuz. Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Ben Sinop Ayancıklıyım. Evet. Bizim memlekette cuma namazları 10 rekat kılınıyor. İlk 4 rekat sünnet, sonra 2 rekat cemaatte farz. Evet. Sonra 2 rekat da son sünnet kılınıyor. Ondan sonra hemen tesbih dualarına geçiliyor, namaz bitiyor. İstanbul'da 16 rekat kılıyoruz. Acaba orada 10 rekat kılınmasının bir şeyi var mı? Biz oraya gittiğimiz zamanlar uyuyoruz. İstanbul'a gelince artıyor. İstanbul, Sinop'la İstanbul arası bayağı bir mesafe var. Valla bilmiyorum ondan mı? Orada öyle alışılmış hocam. Herkes öyle kılıyor. Bütün camilerde 10 rekat kılınıyor cuma namazı. Bunun evet. bir mansuru var mı? Neden yani böyle kılınıyor? Yani Sinop'ta zühre ahır kılınmıyor mu efendim? Vakit sünneti yok, evet. Sünnet ahri ve son sünnet kılınmıyor. Vaktin son sünneti kılınmıyor. Evet. Peki efendim hocamıza soralım. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Selamlar. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Aşağı yukarı bundan demek ben emekli olalı kaç oldu? 2011'de emekli oldum. Evet. 2011-2017. 6 sene bitti Hikmet Bey. Bitti evet. Bitti. Bir 4 senede öyle koyarsan demek ki 10 sene önce bir Almanya'ya evet. gittim. Biraderimin yanına gittim. O beni bir yere götürdü. Orada da cuma vaazı yaptık. Efendim evet. Vaaz bitti. Namaza başladık.
efendim Cuma'nın, ben de biraz yavaş kılıyorum. Evet. Cuma'nın son sünnetinin son rekatındayken ben müezzin ala Resulullah salavat dedi. Hoca efendi de Türkiye'den gitme resmi görevliydi. O da döndü cemaate karşı. Almanya'da da 10 rekat kılınıyordu. Almanya'nın o bölge. Mainz'in bir bölgesiydi ama şimdi hatırımda evet. değil. Ha. Zaten cuma namazını tabii. kılıyorlar. Yani cuma namazı normalinde 10 rekattır. Evet. 4 rekat sünnet. İlk sünnet 4 rekat. İlk rekat. 2 rekat farz, 4 rekat da son sünnet. Cuma namazı bitmiştir. Bu kadar. Bu kadar. Saygıdeğer seyircilerimiz, 2 hafta evvel bir soru daha soruldu. O zaman evet. da söyledik. Bir daha söyleyelim Hikmet Bey. Saygıdeğer seyircilerimiz, bu 10 rekatı kıldıktan sonra işlerinin başına dönebilirler. Evet. Ama camide kalmak istiyorsa, duayı beklemek istiyorsa, cemaatle birlikte dua yapmak istiyorsa, bazı camilerimizde mesela Süleymaniye'de olurdu o, bizim Mehmet Hoca emekli olmadan önce efendim Mehmet Sevinç Hoca, Sevinç Hoca evet. emekli olmadan önce Kur'an okurdu. Hı. Mehmet Hoca'nın Kur'an'ını dinlemek için uzaklardan gelen insanlar vardı. Evet. Ha böyle bir Kur'an dinlemek, böyle bir ziyafetten istifade etmek için camide bekleyecekseniz zuhri ahir yerine kazaya kalmış bir öğlen namazınızın farzını kamet getirin. Kazaya kalmış bir öğlen namazınızın farzını kılın. Ve iki rekatlık vaktin sünneti yerine de kazaya kalmış bir sabah namazınızın farzını kılın. Dolayısıyla zuhri ahir derdinden de kurtulursunuz. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı bunun önüne geçmeli Hikmet Bey ya, yeter artık ya. Kaldırmalı mı bu? Tabii canım, kaldırmalı. Niye hocam Allah... kaldırsın? Kılan kılsın, kılmayan ya, kılmasın ama işte hocam. Bu da, o zaman şöyle yapmak lazım kardeşim. Evet. 10 rekat bitti mi? Bitti. Bitti. Ben cemaatle birlikte dua yapmak istiyorum kardeşim. Benim duama mani olma. Öyleyse 10 rekat bitince müezzin ala Resulullah salavat demeli. Kenarda kılacak, nafile kılacak olan vatandaşlarımız kılsın. Eminim ki 2 hafta sonra onlar da bize tabi olacaktır Hikmet Bey. Onlar... Hocam tabii zühr-ü ahır nereden çıkıyor? Bunun mantığını anlatmamız lazım seyircilerimize. Sebebini, illetini. Yani cuma namazı hakikaten çok şartların bir araya gelmesiyle efendim kılınan bir namaz. Ama o şartlar dinliyor musunuz hocam? Daha bir dinliyorum seni de. Evet. O şartlar bitti artık. Bitmez hocam, o şartlar çok ince şartlar yani. Ya tamam, ince olabilir ki. Şimdi İstanbul cuma namazımız kabul olmamıştır. Bari öğlen namazından olmayalım diye. Asla kabul etmiyorum arkadaş. Yo, edin etmeyin. Yani ben bir şey mantığını anlatmaya çalışıyorum. Tamam, yani evet. Belki ben de kabul etmiyorum yani. Zaten bilmiyorum. Kabul etmiyorsun da bakma işte. Şimdi evet. Dolayısıyla tedbiren zühre ahır, zaten zuhur demek öğle namazı demek. Ya. Efendim zühre ahır namazı diye bir namaz fukahamız uygun görmüşler. Ne zaman beri kılınıyor bunun? Bir de vakit sünneti diye bir şey eklemişler. Tamam abi, ama ne zamandan beri kılınıyor? Ya eski fukahamız da yok zaten. Yeni Heh. Fukahamız da var. Tamam. Peki peygamber zamanında kılınmış mı bu namaz? Şimdi hocam, yani iştihat yapmışlar, böyle bir neticeye varmışlar. Abi, tamam. Olabilir, o bir iştihat, şey olmaz. O iştihat diye. O zaman dolayısıyla yapılmış. Kılmak isteyen kılsın, Heh. Kılmak istemeyen kılmasın. Ama işte bu kılmak istemeyen kılmasın dediğin zaman evet. camide bir ikilik oluyor. Ben şimdi camiye gel, şimdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sen hadisçisin. Evet. Heh. Siz, bir topluluk içerisinde diyelim ki 1000 kişi var. Evet. 999 kişinin kabul olmasa da bir kişinin kabul olsa Allah o birin yanında diğerlerinkini de kabul ediyor mu Hikmet Bey? İnşallah. Ediyor değil mi? Evet. İnşallah. Ha. Peki öyleyse arkadaş, ben camiye gelmişim, cuma günü gelmişim. Cuma günü bir dünya insan gelmiş. Ağzı dualı insanlar var. Ben onlarla birlikte bir duaya amin demek istiyorum Hikmet Bey. Evet. Buna mani olmayın ya. O zaman hocam günümüzün fukahası bir araya gelip bir iştihat yapıp yani... Günümüzün fukahası bununla meşgul değil. Günümüzün fukahası kefen satmakla, nalin satmakla meşgul abi, evet. Taş atıyorsunuz. Taş atmıyorum ya. Allah aşkına, din adına var mı böyle bir şey Hikmet Bey, gözünü seveyim hocam, ya. Hocam ticaret meşrudur. Ya ticaret meşru ama benim dinimi alet etme ya, gözünü seveyim Hikmet Bey ya. Dinimi alet etme. O da bir sıkıntı hocam gerçekten. Ya sen, yani... Hem de büyük sıkıntı. Evet. Büyük evet. sıkıntı. Söylediğin zamanla söylemeye bunlar çoğaldı zaten Hikmet Bey ya. Allah lillah aşkına ya. Doğru. Öyle bir insanın yani, yüzüne... Din bu değil yani. Din bu değil. Din öyle bu. Bir insanın yüzüne bakacaksınız ki 150 yıllık nafile ibadetten hayırlıdır diyor. Ya Hikmet Bey, Allah lillah aşkına böyle bir şey var mı ya? Söylesene yok. Bana ya. Yok.
Yok, doğru. Bu kadar aşırılık olmaz abi, olmaz, gözünü seveyim ya. Bu kadar aşırılık olmaz. Ha, yani bu milleti bu teferruata boğarsanız abi, evet, boğarsanız yarın öbür gün camide cemaat var. Bak azizim. Bu teferruat da değil hocam, bu olmayan bir şey. Tabii olmayan bir şey ya. Ha. Bak şimdi azizim ya, geçen de söyledik. Yani teravihleri tartıştıkları için camide teravih kılanlar azaldı. Ya. İmamın arkasında duruyor adam, hoca efendilerin söyledikleri Hikmet Bey. İmamın arkasına duruyor, 8 rekat bittikten sonra çekiyor gidiyor adam. İşte bunu, peki, bunu dert oldu? Edinelim hocam. Tabii. Bunu dert edinelim. İşte bunu okumuşlar söylüyor azizim ya. Bunu okumuşlar söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis deyince, evet, hadis deyince akan sular durmuyor muydu kardeşim? Evet. Şimdi sıradan adam, ya, affedersiniz, taharetlenmeyi benden öğrenmiş adam bana akıl veriyor. 7 milyon hadis varmış filan diyor. Nerede 7 milyon hadis ya? Ya. 7 milyon hadis varmış. Duymuş birinden. Ya şimdi Ebu Hüreyre radıyallahu an hazretlerine ağza alınmayacak laflar söyleyen adama ne dersin ya Hikmet Bey, gözünü seveyim ya. Evet. Günaha girmeyelim, hadi bırak Allah aşkına ya. Onu bırak. Burada söylemeyelim hocam. Ya bırak ya Allah aşkına ya. Hocam yani Ebu Hüreyre radıyallahu an hazretlerine en çok hadis rivayet eden bir sahabi ve ümmetin güvenilir olduğu noktasında icma olan efendimizin çok özür dilerim. Bu sahabi için ileri geri konuşmak hiçbir kimsenin haddine abi, şimdi, değildir. Ya arkadaş, o evet, günün devrinde bir kısım şeyler olmuş olabilir. Bir kısım şeyler, evet, bir kısım yanlışlıklar olmuş olabilir. Ama 1400 sene evveli, 1400 sene sonraya taşımanın gereği hayır hocam, yok ya. Yani o söylenilen tarzda bir yanlışlık aslında yok olmamıştır. Yok tabii canım, olur mu öyle şey ya? Yani bir sahabinin hadis uydurması söz konusu asla değildir, asla. Ya Hikmet Bey, sen hadiskisin, ben boz adamım. Estağfurullah. Eğer bu hadislerde böyle bunların bizim şimdiki 3-5 tane efendim arkadaşımızın anlattığı gibi olsaydı, ulan müsteşrikler bizim külümüzü göğe kaldırırlardı be Hikmet Bey. Hocam öyle. Ebu Hureyre radıyallahu anh en çok hadis rivayet eden şahıs. Efendimizin yanında 3 sene kalmış. Toplam 5374 hadis kitaplara intikal etmiş tekrarlarıyla birlikte. Efendimizin yanında 3 sene kalıyor. 19 ay falan değil, 3 sene kalıyor. Bir sene Efendimiz onu Yemen'e gönderiyor. Tekrarlarını çıkarttığınız zaman hocam bir sayıma göre 1579 hadis kalıyor. Efendimizle kaldığı günlere vurduğunuz zaman gününe 1,5 hadis düşüyor hocam. Yani Efendimizle hiç ayrılmayan, ashabı suffeden, sürekli yanında bulunan bir sahabi günde 1,5 hadis rivayet ediyorsa bu çok mudur? Ya şimdi hani hoca efendi şeyden... İşte hesap burada hocam. Tabii ben hadisçiyim. Ya yani 40 Bey, senedir bu işle uğraşıyorum. Evet. Hadisçiyim. Hesap burada hocam. İlimse işte ilim bu. İlim burada. İşte kitaplar bunu tabii böyle yazıyorlar. Şimdi bu seçkin sahabiyi Efendimizin yanında... Sahabinin arkadaşları, bütün o Hazreti Ömer'in zamanında da hadis rivayet ediyordu. Hazreti Ebubekir'in zamanında da, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin zamanında da, Hicri 58'dir vefatı, hadis rivayet ediyordu. Şimdi bu sahabiye hadis uyduruyor demek, hakaret etmek nasıl bir Müslümana yakışır hocam? Hem sonra sen Müslümansın, niye hakaret ediyorsun ya? Ya bir sahabiye hakaret ediyorsun ya? Bu Efendimiz ne buyurdu? La tesubbu ashabi dedi. Ashabıma sövmeyin, hakaret etmeyin. Onların dedi, siz dedi bir Uhud dağı kadar altın infak etseniz onların bir ölçek infakına bedel olmaz, değer olmaz, eş değer olmaz buyurdu Efendimiz. Bugünleri görmüş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla hocam yani burada hakikaten... Şimdi abi hoca vaaz ediyormuş sevgili evet kardeşim. Hoca vaaz ediyormuş, hani sizin hemşerilere mal ederler ya, oflu hacamca da dinliyormuş. Hoca efendi Allah'ı anlatıyor. Allah'ı anlatırken ne yerdedir, ne göktedir, ne sağdadır, ne soldadır, ne öndedir, ne arkadadır filan diye böyle. Yani Allah'ın mekanı yoktur. Bunu anlatmaya çalışıyor adamcağız. Hacamca dinlemiş, ulen demiş, yani inkar edecek de bir türlü dili varmıyor demiş. İnkar edecek de bir türlü dili varmıyor. Şimdi bizim bir kısım arkadaşlarımız hepten inkar edecekler de dilleri varmıyor. Evet. Yazdıkları kitaplarda bir sürü hadis var. Bir sürü hadis var. Hadis mecmuası çıkarıyorlar. Kitap yazıyorlar. O kitaplara da hadisleri derc ediyorlar. Nasıl iş böyle? Anlamak mümkün değil. Geç ya Allah aşkına ya. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan bir seyircimiz şu suali sormuş hocam. Kaçak suyla abdest almak caiz midir diye.
Vallahi Allah razı olsun o soruyu sorandan. Evet. Allah razı olsun o soruyu sorandan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elektriğini kaçak yakıp ondan abdest alan amcaların aldıkları abdest caiz değildir Hikmet Bey. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imkanlarını kullanıp da onun doğal gazını yakıp o doğal gazın parasını ödemeyenler, ondan da banyo yapıp boy abdesti alanların aldıkları boy abdesti abdest değildir kardeşim. Onun için de saygıdeğer seyircilerimiz, hele hele bunu bu şekilde kullananlar var ise bilmeliler ki bu bir haramdır, bu bir vebaldir, bu bir günahtır Hikmet Bey. Ben senin cebinden alırım 3 kuruşu 5 kuruşu, sadece sana karşı bir hırsızlık yapmış olurum. Ama sen elektriği kaçak kullandığın zaman 80 milyonun insanın hakkına tecavüz ediyorsun Hikmet Bey. 80 milyon. Doğru. Evet. 80 milyon. Böyle din olmaz, böyle Müslümanlık olmaz, böyle hacılık, böyle hocalık olmaz ağabey. Evet. Devlet getirmiş bir imkan, buyur kardeşim demiş. Ve devletin efendim bir kısım yörelerde kaçak kullandıkları elektriklerin paralarını devlet galiba bizden tahsil ediyormuş Hikmet Bey. Onu da yeni duydum. Galiba bizden tahsil ediyormuş. O da doğru değil. Evet. Varmış. Hattımızda ismini vermek istemeyen bir seyircimiz. Alo. Herhalde düştü. Hattan düştü. Efendim kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra yine birlikte olacağız inşallah. Saygıdeğer seyircilerimiz, Hak Yolu programı kaldığı yerden devam ediyor. Suallerinizle programımızı sürdürüyoruz. Bu arada bize ulaşabileceğiniz telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0212 395 12 72. Bu telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Telefonlarınızı bekliyoruz efendim. Hocam bir seyircimiz şöyle bir sual sormuş. Kendisi 60 yaşında bir bey. Evleneceği hanım menopoza girmiş bir hanım imiş. Kocasından ayrılmış, iddet beklemesi gerekir mi bu hanımın diyor. Menopoza girmiş. Evet. Doktorların verecekleri hükme bağlı o Hikmet Bey. Evet. O hassasiyete riayet etmek lazım. Evet. Ama yani doktorlar derlerse ki senin artık gelen giden bir şeyin yoktur derlerse. Evet. Amenna ve saddak. Yani iddetin hikmeti nedir hocam? İddetin hikmeti, ondan biliyorsun bir şey geliyor. Evet. Yani hamile olup olmadığını. Olup olmadığı meydana evet. Çıkıyor. Bir de sağlık işareti o Hikmet Bey. Evet. Yani hanımların sağlığı açısından da onun önemli olduğunu söylüyor doktorlarımız. Evet. Menopoza girdikten sonra da zaten hanımlarımızın en büyük handikapı o. Efendim kemik erimesiydi, şuydu, buydu, bir sürü hastalık başlıyor. Evet. Onun için de hanımlarımızın birazcık daha dikkatli hareket etmeleri. Dikkatli hareket etmeleri. Bu şekilde olan dostlarımızın da ihtiyata riayet etmeleri uygundur Hikmet Bey. Uygundur. Evet. Hocam yine bağlanmak istemeyen bir seyircimiz şöyle bir sual sormuş. Çevremizde bu devlette cuma namazı kılınmaz deyip cuma kılmayanlar var. Ne diyorsunuz? Yani Hikmet Bey, aşağıya tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık mı derler? Ama her ikisine de tükür abi. Evet. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yolunda yürüyeceksin. Değil mi evet. Kardeşim? Metrosuna bineceksin. İstanbul için söylüyorum. Evet. Zaten bu tip yanlışlıkların çoğu da İstanbul'dadır. Evet. Metroya bineceksin. Avrasya Tüneli'nden geçeceksin. Avrasya Tüneli. Her gün işine gider iken evet. Efendim yer altından 4 dakikada Üsküdar'a geçeceksin. Ama cuma namazını kılmaya sıra gelince bu devlet kafir devlet, cuma namazı kılınmaz. Ulan kafir devletin pasaportunu kullanma, nüfus cüzdanını kullanma, memleketinde yaşama kardeşim ya. Evet.
Bunlar hangi ekoldür, nereye bağlıdır Hikmet Bey? Anlamak mümkün değil. Anlamak mümkün değil. Bu bir cumadır. Bak, Müslümanları haftalık ibadetlerinden alıkoymanın soğut. Din adına ikinci sahtekarlığı. Maalesef. Din adına. Evet. Onun için itibar edilmesin. İtibar edilmez. Doğru. Saygı değer. Bak şimdi onu bir defa daha söyledim. Bir daha söyleyeyim yeri gelmişken. Üniversitedeki öğrencilerimizin arasında yaygın olan bir nikah bağı var Hikmet Bey. Evet. Nikah. Efendim birinci sene daha geliyorlar. Birbirleriyle işte bakıyorlar filan. Koklaşmaya ihtiyaçları var. Buluyorlar Afganlı arkadaşlarından iki kişi getiriyorlar. Efendim bir Şahit. De azıcık ne diyorsun sen Allah aşkına ya, bu yaygın haldeymiş kardeşim. Evet. Bize maillerle anlatıyor millet ya. Allah. Efendim ondan sonra da nikah kıyıyorlar. 4 sene bunlar babalarının analarının haberi yok. Karı koca hayatı yaşıyorlar Hikmet Bey. Ya. 4 sene veya 5 sene, 6 sene, tıpta 7 sene mi? Efendim tahsil hayatı bitmeye yüz tuttuğunda Hikmet Bey... Erkek telefonunu değiştiriyor, adres değiştiriyor, okula gelmemeye başlıyor, kaçmaya başlıyor. Kaldı mı kızımız ortada kardeşim? Ya. Hadi çıkışın içinden. Din adına hem de bu. Efendim ismini vermek istemeyen bir seyircimiz hattaymış. Alo. Selamünaleyküm hocalarım. Aleykümselam efendim. Buyurunuz hanımefendi. Allah razı olsun sizlerden. Sizleri devamlı seyrediyorum. Teşekkür ederim efendim. Sizi. Sağ olun. Alakanız için teşekkür ederiz. Buyurunuz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hocam biraz önce bir konuya değindi. Kaçak sudan bahsetti de. Benim bu ona benzer bir şey. Kaçak değil de. Benim eşim 20 yıldır falan hasta hocam. Hiçbir çalışma imkanı yok. Şu anda yani evden çıkamıyor. Nasıl anlatsam bilmiyorum. Allah şifa versin. Sağ olun. Allah razı olsun. Cümle bütün hastalarımıza şifalar versin Rabbim. Bu çeşmeyi kullanıyoruz. Tabii ki abdest alıyoruz, namaz kılıyoruz. Rabbim kabul etsin. Amin. Çamaşırda her şeyde kullanıyoruz vesaire. Ama ödeme imkanımız yok. Şu anda miktarını da bilmiyorum. Belki 10 milyardır, belki daha fazla su parası var. Ama ödeyemiyoruz. Bunu kaymakamlığa da söyledim. Böyle bir şey ödeme imkanımız yok diyorlar. Biz zaten kaymakamlık yardımıyla geçmiyoruz. Allah razı olsunlar. Bize 3-4 ayda bir 200-250 lira civarında para veriyorlar. Bunu da işte evde yani zarur ihtiyaçlarımızı görüyoruz ama çeşme parasını ödeme imkanımız yok. Ne yapmamız lazım hocam? Yani, size sular idaresine gelip suyunuzu da kesmiyorlar ama o vaziyette... Yok, kesme şeyleri geldi. Kaç defa keseceğiz diye geldiler geçen falan. Evet. Bizim burada belediyemiz de yok. Belediyemiz kalktı. Yani ne yapmamız lazım? Şu anda çok mağdur durumdayız. Yani evet. Eşim de maaş falan almıyor. Ama evde devamlı hasta, ben bakıyorum eşime. Anladım efendim. Ya tabii ki bu ilahi takdir, Rabbimden gelen bir şey. İmtihandır her şey. Evet, evet. Allah razı olsun sizlerden. Günümüzün efendim, hocamıza soralım. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar efendim. Sağ olun. Mehmet Bey, şimdi bu hanımefendinin anlattığına göre evet. Fakir, muhtaç zaten kaymakamlığın verdiği tabii sosyal bir yardımla geçinmeye çalışıyorlar. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bu ve buna benzer insanlarımıza bakıyor. Ama şimdi takdir eder ki saygıdeğer seyircilerimiz, İstanbul için söylüyorum, yalnız fakir fukara 3 kişi, 5 kişi, 3 bin kişi, 5 evet. bin kişi değil. Devletin de nihayet gönderdiği bir katkı payı var. O Doğru. katkı payıyla bunu da. Ama şimdi bu hanım kız, bu hanımefendi evet. nerede oturuyorsa, belediyemiz yok diyor. Yok diyor, evet. Ama o bir belediyeliğin içinde oturuyor Hikmet evet. Bey. Ha. Belediye başkanlarının halk günleri vardır. Valilerin halk günleri vardır Hikmet Bey. Evet. Bu hanımefendi gidecek, valilerin halk gününe gidecek veya belediye başkanlarının halk gününe gidip bakın bizim böyle bir sıkıntımız var. Hocalar da fetva veriyor. Biz iki derede bir arada kaldık. Bize evet. yardım edin diyecek. Şimdi kaymakamlığa söyledim diyor. O birazcık su kaldırır. Evet. Su kaldırır. Ama kaymakamlık ne dedi? Ne çare buldu? Ne çare buldu? Ne tedbir aldı? Onları bilmiyoruz. Evet. Ama gidip belediyenin yetkililerine bu durumu aktarmalı bu hanım. İşte bir suyu diyor biz kullanıyoruz diyor. Yani kaçak kullanıyorlar. Tabii kaçak diyor. Canım. Evet. Yani bunu da söyledik ama diyor keseceğiz ama dediler. Bey, bütün herkes kendine göre, şimdi ben bu vatandaşım bir şey demiyorum. Ama herkes kendine göre fakir pozisyonuna girer de
Herkes evet. bedava kullanmaya çalışırsa abi bunun altından kalkılmaz. Onun için saygıdeğer seyircimiz en yakın belediye nereyse oraya gidecek, halini arz edecek. Evet. Daha olmadı, bak daha olmadı, alacak kağıdı kalemi eline, Sayın Cumhurbaşkanı'na giden her mektuba Sayın Cumhurbaşkanı'nın kurduğu bir evet. heyet o mektupları enine uzununa okuyor. Bu hanım kızımız yazacak oraya, oradan mutlaka bunlara bir cevap gelecek. Mutlaka. Onun için bu bir sıkıntıdır. Bu sıkıntının önüne kendileri geçecekler. Evet. Evet. Yani nasıl olsa biz fakiriz efendim, elektriği, suyu istediğimiz gibi kullanırız. Zaten seyircimiz de rahatsız olmuş zaten, tabii zaten bu durumdan ki bizi arıyor. O işte inancı arıyor. Olduğu için bu evet. inancıyla bu rahatsızlığı duyuyor. Bu inancıyla bu rahatsızlığı duyduğu için de çare budur Hikmet Bey. Evet. Efendim Şükriye Usta Hanım arıyor İstanbul'dan. Alo. Alo. Buyurun Şükriye Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Kavaklı bacıma bir sorum var. Tabii buyurun. Sualinizi alalım. Evlerin üstüne köylerde su ısıtıcı koyuyorlar. Ne koyuyorlar Şükriye Hanım? Su ısıtıcısı, güneş enerjisi. Tamam, tamam. Güneş... Onunla kusur abdesti olur mu? Peki soralım efendim. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Evet, güneş enerjisiyle ısıtılan su ile gusül abdesti veya abdest evet, şimdi alınır mı? Hikmet Bey, bizim eski ilmihal kitaplarımızda biliyorsun. Evet. İlmihal kitaplarımızda güneşte özel ısıtılan su ile abdest almak caiz değildir diye bir bölüm var. Evet. O özel suyu bir tenekenin içerisine koyup güneşin alnına koyup ısıtmak, o tehlikeliymiş. Sağlık açısından tehlikeli olduğu için fıkıh kitaplarımızda o geçiyor. Evet. Ama bugün artık modern dünyada, dünyanın her tarafında güneş enerjisiyle efendim hem şey elde ediyoruz değil mi? Evet. Yakıt elde ediyoruz. Hem de bu suları ısıtıyoruz. Güneş enerjisiyle ısıtılan suyla abdest almanın dini hiçbir mahsuru yoktur. Yani doğrudan güneş vurduğu suyla abdest almak. Tabii canım, doğrudur. Doğrudan güneş. Evet. Yani özel bir tenekeye evet. koymuş, eski usul. Evet. Eski evet. usul. Güneş özel ona vuruyor. Tenekeye koymuş suyu, güneşin alnına koymuş, orada ısınsın, ben onu kullanayım. Onun da hayati tehlikesi varmış. O tenekenin evet. hayati tehlikesi. Onun için bunu tasvip etmemişler. Evet. Yoksa güneş enerjisinin tabii, yok. Suya doğrudan güneşin tesiri yok. Tabii canım, şimdi bak mesela evet. yol boylarında, otobanlarda hep görürsün. Küçük küçük şeyler vardır böyle. Onlar akşama kadar güneşten enerjiyi alırlar. Akşam olduğunda, karanlık bastığında o aydınlar. Aydınlatır. Evet. Trafikte yardımcı olur o. Bunlar eskiden yoktu. Yeni yeni olmaya başladı bu. Evet. Şimdi güneş enerjisiyle araba kullanıyoruz Hikmet Bey. Araba yapıyorlar güneş evet. enerjisiyle. Onun için güneşten istifade eder saygıdeğer seyircilerimiz. Ama onların dedikleri şey doğrudur. Ama evet. eski kitaplarımıza giren konudur. Bu konunun bunun alakası yok. Evet. Onunla alakası yok. Evet. Hocam devam edelim seyircilerimiz arayana kadar. Şimdi... Hikmet Bey, Ali İmran Suresinin 110. ayeti. Ali İmran Suresinin. Hocam Hasan Bey sizin hemşehriniz Sivas'tan arıyormuş. Ona bir alo diyelim. Evet. Efendim Hasan Bey Sivas'tan arıyor. Alo Hasan Bey. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar efendim. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinden mi arıyorsunuz? Hayır hocam, merkeze bağlı köyündenim. Evet hocam, Yıldızeli'den de onun için sordum. Değil, doğrudur. Çok teşekkür ediyorum hocama. Peki efendim, Sivas'a selamlarımızı evet. gönderiyoruz. Buyurun Hasan Bey, sizi dinliyorum. Teşekkür ederim hocam. Hocam benim şimdi ihtiyacım varsa bu ormandan, dedelerimizin, babalarımızın koruduğu bu ormandan da evet, şimdi devlete geçti biliyorsunuz. Evet. Bu ormandan ihtiyacımı kesebilir miyim? Yaş. Evet. Başka sualiniz var mı Hasan Bey? Buyur hocam. Başka sualiniz var mı? Var hocam, bir zahmet, kusura bakmayın. Heh. Hocam ikinci bir kez devletin vermiş olduğu bu şeylerimiz var ya, hiba falan, mal, davar, buna benzer bir şeyler. Evet. Bu şimdi devletin normalde vermiş olduğu bu hibalar bir kişiye veriyor diyelim ki köyden, iki kişiye, üç kişiye çıkıyor.
bana çığmıyor. Bunda bir bizlerin hakkı oluyor mu olmuyor mu hocam? Bir de bunu öğreneceğim yani bir zahmet. Peki Hasan Bey, hocamıza soralım. Teşekkür ediyoruz. Sivas'a selamlarımızı gönderiyoruz. Hoşçakalın. Şimdi Hasan Bey'in o sorusundan önce Hikmet Bey, evet, güneş enerjisi ile ısınma meselesinde Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvasını da ben hep yanımda gezdiririm, evet, biliyorsun. O fetvayı da buldum burada. Güneş enerjisiyle ısıtılan suyla abdest ve gusül abdesti alınır mı diye, evet, vatandaşlarımız sormuş. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu da güneş enerjisiyle ısıtılan su ile temiz olmak kaydıyla bak. Temiz olmak kaydıyla, evet, abdest almak ve gusletmekte dinen bir sakınca yoktur diyor. Evet. Dinen sakınca yoktur. Evet. Şimdi Hasan Bey'in sorularını bir tekrar eder mi? Hocam ilk sual, ormandan ağaç kesebilir miyiz? Yaş ağaç. Demek ki kendisi ormana yakın bir köyde oturuyor. Ormandan ihtiyacımız olan ağacı kesebilir miyim, kullanabilir miyim? Sevgili dostum, ormanlar devletin, evet, kamunun. Şimdi devlet baba her sene efendim orman köylülerine kesim bölgesi verir. Evet. Kesim bölgesi verir. O bölgeden vatandaşlar devletin müsaadesiyle, o da her önüne geleni kesmek değil, devletin müsaadesiyle kesim yapabilirler. Evet. Ama biz keyfi olarak bize ağaç lazım oldu, bize çam lazım oldu, bize efendim şu lazım oldu deyip ormana girip kendi kafamıza göre ormanda kesim yapamayız. Kesim yapmamız doğru bir şey değil. Doğru değil. Evet. Hocam bir de devlet hibe veriyormuş. İşte hayvan veriyor. Hibe ediyor yani. Evet. Devletin hibeleri var böyle. Efendim, bana diyor çıkmadı diyor, bu diyor hak olur mu diyor. Şimdi Hikmet Bey, devlet babanın bunu nasıl verdiğini, hangi şartlarda verdiğini ben şahsen bilmiyorum. Evet. Ama şimdi diyelim ki köyde 100 kişi var. 100 kişi müracaat etti almak için. 100 kişi müracaat etti de o köye 10 tane verilecek. Evet. Kura çektiler de 10 tane insana çıktı. Hasan amcaya çıkmadı. Çıkmadı. Öyleyse bir hak iddia etmez Hasan amca. Evet. Bir haksızlık da söz konusu değil. Nasip değilmiş. Tabii ha, de. Kısmet değilmiş. Ama devlet babanın verdiği bu hakta bir suistimal var ise, bir adam kayırma var ise, o zaman hak olur. O zaman hak olur. Ona bir şey demeyiz. Diyemez. Evet. Efendim Ömer Bey Ankara'dan arıyor. Alo. Hattayım, bekliyoruz. Buyurun Ömer Bey. Selamün aleyküm. Aleyküm selam efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah iyi. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah efendim. Sizinle beraber olunca daha da iyi oluyoruz. Buyurunuz Ömer Bey, sizi dinliyoruz efendim. Allah razı olsun. Az önce Eskişehir'den bir abimiz sordu. Evet. Çarşı pazar gezemiyoruz, çıkamıyoruz diye. Evet. Şimdi tesettürde biliyorsunuz saçı kapatmak gerekiyor. Sokağa çıktığımız zaman açık bu kişilere gördüğümüz zaman bizler de günahkar oluyor muyuz? Onu sormak istiyorum. Peki efendim, hocamıza soralım. Teşekkür ediyoruz Ömer Bey. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Ne diyor kusurum? Suali, evet, tekrar edeyim, evet, hocam. Çarşı pazara çıktığımız zaman... Ha, demin bir sual soruldu bize. Evet, kadınların saçını gördüğümüzde günahkar olur muyuz? Ya Hikmet Bey, demin de söyledik, gene söyleyelim. Bakmadan bakmaya fark var kardeşim. Evet. Durur seyredersen, öf be filan dersen Anadolu. Hani diyor, evet, eskiden vardı o. Yani yaşlı 80 yaşındaki amcamızın yanından böyle aşüfte bir hanımefendi geçse bir kısım amcalarımız hey gidi gençlik filan der böyle. Ne demektir o? Ah bir genç olsaydım da. İç geçirmektir. Şimdi şu... Emri bil maruf, nehyi anil münkeri. Ya efendim, hocam o kadar canlı anlatıyorsunuz ki bu da tehlikeli hocam. Niye tehlikeli yani, canım? Yani canlı anlatıyorsunuz. Hayır, doğrusu o değil mi? Öyle amcalar var canım Allah'ım. O kadar Allah canlı ha, anlatmayın. Şimdi bu şekilde bakarsanız Hikmet Bey. Evet. Bu şekilde bakarsanız hoca fetva verse de haram işlersiniz. Haram işlersiniz. Ama böyle bir bakışınız yok. Evet. Sadece bakıyorsunuz, geçiyorsunuz. Ondan herhangi bir sıkıntı yok. Demin ne dedik? Önünüze bakarak gidecek haliniz yok. Nihayet çarşıdasınız, sokakta. Sonra evet, kadının sadece saçına bakmakla günah kazanılmıyor ki Hikmet Bey. Ya. Şimdi bizim bir kısım hanımefendilerimiz, kızlarımız var mesela. Başlarını kapatıyorlar. İyi, hoş, güzel.
Ama ayağına giymiş dar bir kot kardeşim. Allah aşkına, yani şu keramet bu saçta mı? Onu kapattın. Peki her tarafın meydanda? Her tarafın. Yaz geliyor giyiyorsunuz kapalı göğe, değil mi? Evet. Şimdi yeni bir moda çıktı biliyorsun. Böyle atıyorlar. Buralar muralar açık, gerdanlar merdanlar açık filan. Evet. Yani Hikmet Bey bir tabiri vardı, onu kullanmak istemiyorum ben. Onun için değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye şöyle buyuruyor. Ya Ali, bakışına bakış ekleme. Yani bir gördün kafanı çevir. Çevir yani. Hani dönüp dönüp bakma yani. Dönüp dönüp bakarsan abi, evet, bal gibi günaha girersin. Yani İslam ölçüsü yaşın koymuş. Yaşın isterse 100 olsun abi. Evet. Dönüp bakarsan bal gibi günaha girersin abi. Evet. Ha, o günaha girer de onu bakıtan günaha girmez mi? Evet. Ben bir televizyon programına iştirak ettim. 1 Ağustos Ramazan bayramıydı. Hangi seneydi bilmiyorum o. 5-6 sene sonra geriye doğru gidersen. Evet. 1 Haziran Ramazan ayı idi. Efendim orada bana bikiniyi sordular. Bikini Hikmet Bey. O, evet, halen internette gezer. Hı. Müftüyü kızdıran soru diye geçer. Hı. Geçer o. Bikini. Dedim ki ya Ramazan'da bikiniyle ne işi var Allah aşkına Müslümanın ya, söylesenize bana. Canım giyse ne olur filan. Giyerse günaha sokarsınız karşınızdaki insanı dedim. Bakmasın efendim dedi. Baktırma kardeşim dedim, sen de baktırma. Kıyamet koptu. Bak, baktırma deyince kıyamet koptu. Evet. Karşılıklı bu kardeşim ya. Doğru, doğru. Arzı endam edersen herkes... Bak ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hikmet Bey, özellikle hanımefendiler dikkat etsinler. Sizden herhangi biriniz sırf başkaları kokusunu duysun diye kokulanıp da sokağa çıkar, yabancı erkeklerin yanından efendim geçerse, onlar da o kokuyu hissederlerse dönüp abdest alması lazım diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hikmet Bey, evet, böyle bu şaka iş değil ki arkadaş Allah aşkına. Ha, onun için de şimdi bizim bir kısım hanımlarımız efendim çarşıya pazara giderken iki direm bir çekirdektir. Evet. Ama akşam bey işten geldiğinde evde efendim nasıl? Soğan kokan önlükle beyefendiyi karşılar. Akşama kadar zaten cicili bicili bir sürü zibidinin içerisinde gezmiş adamcağız, aklı gitmiş adamcağızın akşam eve geliyor, evde huzur bulsun diye. Eve yani şimdi gelen... soğan yedir adama. Hadi tamam hadi. Çok Vahit güzel. Bey Ankara'dan arıyor. Alo. Vahit Bey. Hocam selam aleyküm. Aleyküm selam efendim, buyurunuz. Nasılsın hocam, iyi misin? Teşekkür ederiz, sizler de iyisiniz inşallah. Hocam ben 63. sefer aradım, 63. sefer aradım, 64'e düşürebildim. Elhamdülillah efendim, yani. Sorularınızı çok güzel dinliyorum. Teşekkür ederiz. Saygılar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam, bu ısrarcı tavrınızdan dolayı. Buyurun efendim. Hocam su meselesine ben bir şey söylemek yani istiyorum. Evet, ben buyurun. Kavaklı hocamdan ricam. Buyurun. Şimdi faturan gelmiş 150 TL. Kullandığım su 50 TL hocam. 100 TL vergi veriyorum. Heh. Hocam belediyelerimize bir çağırsa Yusuf hocam. Heh. Biraz merhamet ikram etseler ne olur. Kaçak da azalır. Kimse kaçak su da kullanmaz hocam. Evet. Peki efendim hocamıza söyleyelim, bir çağrıda bulunsun belediyelere. Evet hocam. Yani hayır hocam, gelen faturam, evet, 150 TL. Kullandığım su 50 TL. 100 TL vergiler gelmiş hocam. Tamam efendim, bir soru söyleyelim hocamıza. Oldu Vahit Bey. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Bir soru sorabilir miyim? Vahit Bey hatta mı? Hayır hayır hayır, sana. Ha, bana mı soru? Sana bir soru soracağım. Ha, peki. Evet. Şimdi şu Vahit Bey ile konuştuğunuzu ben hiç duymadım. Hı. Eminim ki seyirciler de duymadı. Yani siz niye gizli kapaklı konuşuyorsunuz kardeşim? Biz de duysak olmaz mı? Seyirciler duymuştur herhalde hocam. Yok canım, duyar mı o seyirciler sözü? Ben duymuyorum, seyirci nasıl duyacak? Yani sen tekrar... kulağından duyuyorsun, evet, kulağından. Yani rejideki arkadaşlarımız şu sesi dışarıya vermeliler. Ben de o sesi duymalıyım Hikmet Bey. Tamam hocam. Evet söyle şimdi. Ne hocam diyorsun? Vahit Bey diyor ki ben diyor, bana 150 liralık su faturası geldi. Evet. Ben bakıyorum diyor faturaya, harcadığım suyun diyor bedeli 50 lira diyor. Evet. Girişi diyor 100 lirada diyor, işte o vergi bu vergi filan. Şimdi hocamız seslense de diyor, biz diyor dar gelirli vatandaşlarız. Bize diyor bu kadar vergi yüküyle diyor mükellef tutmasalar, su paramız harcadığımız kadarıyla gelse bize diyor. Aynısı elektrikte de vardır hocam, faturalarda var, yazıyor böyle zaman zaman medyaya da yansıyor. Aynı şeyi Vahit Bey su için söyledi. Şimdi burayı unutturma bana.
Bizim Kamil Bey bir hikaye anlatırdı. Kamil Hayati Aydın. Evet. Eski Beşiktaş müftümüz. Ona selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Şimdi Mersin'de oturuyor. Evet. Efendim, sabahleyin erkenden Zangoç gider kiliseyi açarmış. Hı. Kiliseyi. Efendim, kilisedeki kutsal şarap da içilmiş. Papaz geliyor, günah çıkarıyor. Evet. Bakıyor, kutsal şarap da içilmiş. Hı. Kutsal şarap da içilmiş. Efendim, birinin günahını çıkardıktan sonra günah çıkardığı odadan sesleniyor Zangoca. Diyor ki eğer bu şarabı sen içmişsen gel senin de günahını çıkarayım. Zangoç'tan ses yok. Biraz daha sesinin perdesini yükseltiyor. Gene ses yok. Ayağa kalkıyor bağırıyor adama. Yahu diyor duymuyor musun sen? Zangoç yavaşça duyulmuyor buradan diyor. Buradan duyulmuyor. Nasıl duyulmaz diyor ya şimdi biraz evvel adamın günahını çıkardık o duydu sen duymuyorsun. Gel papaz efendi istersen yeri değişelim diyor. Evet. Zangoç papazın yerine geçiyor papaz dışarı çıkıyor. Zangoç şimdi soruyor papaz efendi filan gün buraya bir hanım günah çıkarmaya gelmişti. Ona birisi bir çimdik atmıştı. Kim attı? Bir ses yok. İkinci gün de işte şöyle bir hanım gelmişti. Ona da biri şöyle yapmıştı. Gene ses yok. Üç dört böyle söylüyor adam. Ses yok. Ya diyor niye cevap vermiyorsun? Papaz da soruyor şimdi dışarıya evet. Papaz. Niye cevap vermiyorsun? Papazdan ses yok. Niye cevap vermiyorsun? Gene adam ayağa kalkıyor Zangoç. Aynen papazın yaptığı gibi. Ya diyor deminden beri bağırıyorum. Niye ses vermiyorsun? Duyulmuyor buradan diyor. Tamam mı? Duyulmuyor. Belediyelerde bir kısım efendim bürolar vatandaşın bu isteğini duymuyor Hikmet Bey duymuyor. Evet. Ben dün Turgay Güler'in programını seyretmedim. Ama seyreden arkadaşlarım bana dediler ki büyük bir kaybın var. Evet. Şimdi internette bu şeyler dolaştı sevgili kardeşim. Bu faturalar dolaştı. Bu faturalarda benim kullandığım su şu kadar, kullandığım elektrik bu kadar ama benden alınan para şu kadar. Niçin bu para benden alınıyor diye bangır bangır bağırdı vatandaşlarımız ama belediye yetkililerimiz duymadı. Ben buradan istediğim kadar çağrı yapayım sevgili kardeşim. İstediğim kadar yani benim yaktığım elektriği şu kadar, kullandığım su şu kadar kardeşim. Bunun vergisi dergisi de nihayet şu tutar. Ama öyle ya sen Güneydoğu'da kaçak kullanılan elektrik ve suyun parasını benim faturaya koyarsan kardeşim devlet olarak ben buna isyan etme hakkım var ya. Devlete isyan etmiyorum ben. Evet. Ama bu haksızlığa isyan ediyorum ya. Sen devletsen al kardeşim. Al. Yani batıdaki vatandaşımız veriyor da niye oradaki vatandaşımız vermiyor kardeşim? Devletsen buna çare bulacaksın Hikmet Bey. Onun için fakir fukara insanlar elektrikte de sıkıntı çekiyor, suda da sıkıntı çekiyor. Bir kısmı da utanma belası sesini çıkarmıyor Hikmet Bey. Evet. Utanma belası sesini çıkarmıyor. Ve bu bir pasif direniş midir? Neyin nesidir? Neyin fesidir? Vatandaşın efendim şikayeti yerine ulaşmıyor kardeşim. O kadar söylüyorum. Evet. Evet. Oradan bir ayet veya hadis mi okuyacaktınız hocam? Yarım kaldı. Okuyacağım ama bırakmıyorsun ki beni. Buyurun. Buyurun hocam. Efendim şimdi Ali İmran Suresinin 110. ayettir bu Hikmet Bey. Demin onu okuduk. Evet. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâs te'murûne bil maruf ve tenhevne anil münker. Hikmet Bey bu ayetten önce bizim bir asır suremiz var. Asır suresi. Evet. Vel asri innel insâne lefî husrin illellezîne âmenû ve âminus sâlihât ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabr. Evet. Kardeşim şimdi alimlerimiz diyorlar ki, müfessirlerimiz diyorlar ki Cenab-ı Hak sadece efendim Asır suresini gönderseydi de başka sure göndermeseydi yeter. Bu sure yeterdi diyorlar. Ne diyor o surede kardeşim? Asra yemin ederim ki, zamana yemin ederim ki diyor Allah Teala bütün insanlar husrandadır. Bütün insanlar zarardadır. Bütün insanlar ziyandadır. Evet. Ancak illellezine amenu iman edenler. Bak iman edenler ve amilus salihat ve salih amel işleyenler. Güzel işte. Hikmet Bey imanın var amelin yoksa işe yaramaz kardeş. Evet. Amelin var ama imanın yoksa o zaten hiçbir şeye yaramaz. Hiçbir evet. şeye yaramaz. Onun için imanın meyvesi ameldir.
ameldir. O ameli işlemiyor isen o iman seni cennete göndermez, götürmez kardeşim. İllellezine amenu, iman edenler ve aminus salihat, salih amel işleyenler. Evet. Salih. Ve tevasav bil hakkı, birbirlerine hakkı tavsiye edenler. Doğruyu tavsiye edenler, güzeli tavsiye edenler. Hikmet Bey, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğruyu tavsiye etmek için gelmiştir. Güzeli tavsiye etmek için gelmiştir. Güzeli bildirmek için gelmiştir. Doğruyu bildirmek için gelmiştir. Ümmetini çocuk yetiştirir gibi adeta sahabe-i kiramı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yetiştirmiştir. Ellerinden tutmuş. Tabii. Onlara anlatmış. Anlatmıştır. Evet. Tuvalete nasıl gireceklerini ve nasıl çıkacaklarını bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiş kardeşim ya. Evet. Aman canım tuvalete girişi. Ha işte oraya girişin de bir adabı var. Oradan çıkışın da bir adabı var. İstanbul'u bak şimdi. Ve in ta'uddu nimetallahi la tuhsuha diyor Kur'an. Evet. Allah'ın üzerinizdeki nimetini saymaya kalkarsanız sayamazsınız diyor Allah. Hikmet Bey, İstanbul için söylüyorum. Ankara için söylüyorum. Ankara için söylüyorum. Konya için söylüyorum. Konya için, burada da bildiğim için. Yani Beyazıt Meydanı'nda lavaboya ihtiyacın oldu ağabey. Beyazıt Meydanı'nda. Hiçbir yerde lavabo yok ağabey. Ne yaparsın? Evet. Rezil olmamak işten bile değil, değil mi kardeşim? Ha. Konya Mevlana Meydanı'ndasın. Hiçbir yerde lavabo yok. Ve sıkıştın. Ne yapacaksın? Evet. Ha. Ankara'da Tandoğan Meydanı'ndasın ağabey. Kızılay'dasın. Evet. Hiçbir yerde yok. Ne yapacaksın ağabey? Ha. Öyleyse bu bir nimettir. Nimettir. İşte o nimeti orada def edeceksin. Orada def ederken de oraya girişin şartı nedir? Çıkışın şartı nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye bunları öğretmiş. Onun için de eski babalar, eski anneler evlatlarına bunları hep öğretmişler Hikmet Bey. Evet. Öğretmişler. Ve şimdinin anneleri, bir kısım anneleri, şimdinin bir kısım babaları efendim bundan variste Hikmet Bey. Variste olduğu için de biz şimdi bırakmışız okula. Okul ne verirse bitti lillahi fatiha. Şimdi yaz kursları olur biliyorsun bizde. Evet. Yaz kursları. Bir kısım hanımlarımız aman çocuk evden gitsin de nereye giderse gitsin. Gönderirler hocanın başına. Hoca da garibim yani. Tek nihayet tabii küçücük çocuk evet. Gelmiş. Ne yapacak, ne edecek? Camiden nasıl kovsun filan. Evet. Nasıl kov? Ha biz bunları da yaşadık Hikmet Bey. Biz bu 2002'de Çorlu'dayım. Görevlilerle toplantı yapıyoruz. Dedim ki bak oğlum, evladım, çocuklar, yavrum. Eğer birileri gelir de size yaz kursunda şu yaştan aşağı çocukları almayacaksınız derse bana göndereceksiniz o adam kimse bana. Evet. Gelen hiç kimseyi geri göndermeye. Ya biz bunları hep yaşadık be Hikmet Bey. Şimdi konuşuyorlar. Evet. Hakem kesiyorlar şimdi. 28 Şubat'ın zulmünü bu millet yaşadı. Evet. Yaşadı. Şu yaştan aşağı kursa gidemez. Niye gidemez? Bu milletin diniyle, imanıyla, inancıyla uğraşa uğraşa bugünlere geldik Hikmet Bey. Evet. Hocam keşke sizi 12'ye kadar dinlesek ama süremiz doldu. Aman Allah'ım bitti evet, gene. Bitti hocam. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli ben bilgilerden dolayı. Allah razı olsun efendim. Saygıdeğer seyircilerimiz bir huzura doğru programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte bir başka programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.